Evet, geçen hafta ile ilgili bir sorunuz var mı? Reaksiyon mekanizmaları. Birinci derece paralel reaksiyonlar. Bugün üzerinde duracağımız hususlardan biri yazdığımız mekanizmaların karmaşık bir kimyasal işlemi anlamanın yollarından biri oldu. Burada önce veri alıp ara ürünleri buluruz. Bazen bu verilerden hız denklemlerini belirleriz. Hız denklemlerini bulduktan sonra bunun için bir reaksiyon mekanizması çıkarırız. Burada ölçtüğünüz değerin karmaşık bir işlem açıklamak için çıkardığınız mekanizma ile uyumlu olması gerekir. Burada hatırlanması gereken gerçekten önemli bir hususta bir mekanizma çıkardığınızda ve de elinizde bunu destekleyen bir seri veri varsa mükemmel olur. Ancak bu problemi çözdüğünüz anlamına gelmez. Kimyasal işlemin bu şekilde yürüdüğünü kanıtlamaz. Çünkü daima herhangi bir yerde ölçmeyi başaramadığınız bir ara ürünün olma ihtimali vardır. Son 100 yıl içinde mekanizma çıkarımında birçok kişi burada sıkışmıştır. Çok sayıda veri elde etmelerine karşın son derece önemli bir hususu kaçırmışlardır. Bu ellerinde teyit edici veriler olması yüzünden bir mekanizmayı kanıtladığını düşünen insanların yaptığı ortak bir hatadır. Belli bir noktaya kadar bu verilere güvenilebilir. Bu konuyla ilgili örnekler göreceğiz. Muhtemelen bugün veya kesinlikle gelecek ders bazı kinetik yaklaşımlar yapmaya başladığımızda nerede işlerin hatalı gidebileceğini göreceğiz. Özellikle elimizde yeterli veri yoksa ve arada bir yerde oluşan az bir ara ürünü bulmaya çalışıyorsak. Pekala, geçen dersimizde birinci derece paralel reaksiyonları görmüştük. Bugün aynı yolda yürüyerek birinci ve ikinci, yani biri birinci, diğeri ikinci derece olan iki reaksiyon alacağız. İşler daha karmaşık bir hale gelecek ve bunun sonunda problem çözmenin lezzetini tadacaksınız. Problemleri düzenlerken tahtada fazla matematiksel işlem yapmayacağız. Çünkü bunu yaparak önümüzdeki 3 hafta işlem çözümüne ayırmamız gerekir ki bu da hiç zevkli bir şey olmaz. Ancak bu hiç işlem yapmayacaksınız anlamına da gelmiyor. Ödevinizin bir kısmı bununla ilgili. Pekala, A'nın B ve C verdiği bir reaksiyon alalım. Yazacağımız ilk mekanizma paralel mekanizma olup burada A eşittir B ve A eşittir C verir. Bu mekanizmamız, bunun bir başka yazma biçimi ise A'nın B veya C vermesi. Bu bir çeşit dallanma işlemini göstermektedir. Dallanma oranından diyorsak bu B bölü C oranıdır. Bu iki farklı yol üzerinden yürüyen dallanma işlemi. Burada bu birinci, bu da ikinci derece olsun. Hız sabitleri de K1 ve K2 olsun. Bu tip problemleri yaparken çok sistematik olmalısınız. Yapmanız gereken ilk şey tüm hız denklemlerini yazmak. Bunların her şeyi kapsadığına emin olmalısınız. Burada önce A'nın harcanma hızını, daha sonra da B ve C'nin oluşma hızlarını yazalım. A için eksi dA bölü dt. Burada da parantezleri yazmayacağım. Tüm bu ekstra sembollerin hiçbir gereği yok. A önce B oluşturmak suretiyle harcanıyor ve bu birinci derece. Ve aynı zamanda C oluşturmak suretiyle de yok oluyor. Bu da ikinci derece. Daha sonra B'nin oluşma hızını yazarsak dB bölü dt. Bu sadece bir yolla oluyor. A'ya göre birinci derece ve daha sonra C'nin oluşma hızı dB bölü dt ise sadece A'ya ikinci derece bir reaksiyonla
meydana geliyor. Bunların hepsi türevsel denklemler. Buradaki sorun anlamlı bilgi verecek şekilde bu üç türevsel denklemin nasıl çözüleceği. Evet, yapılması gereken ilk iş bu iki ifade A'ya bağlı, B'nin oluşması da A'ya, C'nin oluşması da A'ya bağlı. Fakat bu birinci derece denklem, birinci denklem tamamen A ile ilgili. Dolayısıyla çözüme bununla başlayalım. Burada tüm A'ları bir tarafa, tüm T'leri bir tarafa koyup integral alabiliriz. Bunu çözmek için bu ifadeyi eksi dA bölü dt eşittir K1 çarpı A çarpı parantez içinde 1 artı K2 bölü K1 artı K1 çarpı A şeklinde yazabiliriz. Şimdi A'ları bir tarafa, T'leri de diğer tarafa geçirip integralini alırsak A sıfırdan A'ya kadar eksi DA bölü A çarpı parantez içinde 1 artı K2 bölü K1 çarpı A eşittir K1 sıfırdan T'ye kadar DT'nin integrali bulunur. Şimdi de bu integrali çözmek zorundayız. Burada bunun A parantezine almamızın sebebi bu yazılımın daha önce belirttiğimiz gibi kısmi kesirlere ayırmada son derece kullanışlı olmasıdır. Bunu çözmek için kısmi kesirleri kullanırsak bunu tahtada yapmayacağım. Burada 1 bölü A çarpı 1 artı K2 bölü K1 çarpı A eşittir. N1 bölü A artı N2 bölü 1 artı K2 bölü K1 çarpı A yazarız. N1 ve N2'yi bulup bunları yerine koyar ve integrali çözerseniz bir cevap bulursunuz. Bunu yazacağım çünkü bunu ileride kullanacağız. Buna göre A eşittir K1 çarpı A0 bölü E üssü K1 çarpı T çarpı K1 artı K2 çarpı A0 bulunur. Burada gözümüze çarpan ilk şey bu mekanizma pek fazla karmaşık olmamasına rağmen sadece iki yol var. Biri de ikinci derece. Çözüm hiç de öyle basit değil. Bu değer paydadaki üstel terime başlangıç değişimini ve iki hız sabitine de bağlı. Burada yapmamız gereken ilk iş sınır durumlarına bakmak. Evet. Aynen daha önce olduğu gibi inceleyeceğimiz ilk sınır durumu buradaki şu terim çok ilginç. K1 artı K2 çarpı A0. Eğer burada bunlardan biri diğerinden çok büyükse bazı terimler birbirini götürür. Buradan hemen bir şeyler sezebiliriz. Bakacağımız ilk sınır durumu K2 çarpı A0. Yani buradaki bu değerin K1'den çok çok küçük olması. Bu sınır durumlarını incelerken böyle bir şey yazdığımızda birimlerinde tutarlı olması gerekir. Yani 3 elmanın 4 portakaldan daha küçük olduğu gibi bir şey söylüyor olmamalıyız. K1 birinci derece olduğuna göre birimi 1 bölü saniyedir. K2 ikinci derece hız sabitidir ve birimi 1 bölü saniye çarpı mol bölü litredir. Bu da mol bölü litre olduğuna göre mol bölü litre değerleri birbirini götürür ve 1 bölü saniye eşittir 1 bölü saniye olur. Dolayısıyla her şey mükemmel. Dolayısıyla buradaki yaklaşımımız doğru. Bu yaklaşım başka ne söylemektedir? Buna göre B'ye dönüşme hızı ki bu daha hızlı. K2 A0 yani C'ye dönüşme hızından daha yüksek. Kısaca B'nin oluşma hızı C'nin oluşma hızından daha yüksek. B'nin oluşma hızı C'nin oluşma hızından daha yüksek. Dolayısıyla burada bu yaklaşımdan beklentimizi çizersek şöyle bir şey olacağını biliyoruz. A'nın üstel bir şekilde azalacağını biliyoruz. Ya B'ye ya da C'ye dönüşecek dağlanma faktörüne bağlı olarak.
Ve B'nin oluşma hızı C'nin oluşma hızından daha yüksek olduğundan B şu şekilde artarken C daha yavaş bir hızla yükselecektir. Bu iki değer arasında bir oran vardır. Pekala. Biliyoruz ki C için olan eğim B için olan eğimden daha düşüktür. Bunu yaptığımız yaklaşım çerçevesinde kontrol edebiliriz. T eşittir 0 yazıp bu başlangıç eğimlerinin ne olduğunu bulabiliriz. DB bölü DT B'nin başlangıçtaki oluşma eğimi olduğuna göre tabi T0 değerinde. Bu tabi hız denklemine eşit. DB bölü DT eşittir. K1 çarpı A0 ve DC bölü DT eşittir. T0 iken ki başlangıç eğimi K1 A0 kare, hayır, K2 A0 kare. Dolayısıyla bunu K2 çarpı A0 çarpı A0 şeklinde yazabiliriz. Tabii K1'in K2 A0'dan çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu A0'ların bir etkisi yok. Dolayısıyla sadece bunu yazmakla bile B'nin oluşma hızının C'ninkinden çok daha yüksek olması sebebiyle ilk baştaki sezgimizin buna benzediği, bu basit başlangıç ifadelerinin geçerli olduğu ve buradaki eğimin buradakinden çok daha yüksek olduğu görülür. Pekala. Şimdi burada yaptığımız yaklaşımı uygulayalım. Bakalım bu neye karşılık geliyor? Yapalım bakalım. Burada yeşil tebeşir kullanalım. K2 A0 K1'den çok küçük olduğundan ihmal edilebilir. K2 A0 K1'den daha düşük. Bu sıfırdan başladığından K1 birden büyük olmalı. Dolayısıyla bu K2 A0 terimde ihmal edilebilir. Çünkü burada K1 var ve bu K2 A0'dan çok daha büyük. Bu iki terimden kurtulduktan sonra bu K1 değerleri de birbirini götürür. Gayet güzel görünüyor. Bu üstel terimi de üste alırsak A eşittir A0 çarpı E üssü eksi K1 T olur. Bu ifade hız sabiti K1 olan birinci derece bir ifadeye benziyor. Burada dallanma faktörü denkleminde C maddesi mevcut olmayıp bu yaklaşıma göre başka bir deyişle bu değişimi A'ya göre birinci dereceye benzer. Eğer burada C gibi bir madde oluştuğunu bilmiyorsanız biraz analitik kimya yapıp bunu tespit edemezseniz ve sadece iki ana bileşen olan A ve B'ye bakıyorsanız ve A'ya göre hız tayini yaparsanız bu birinci derece çıkar. Evet. Mükemmel. A B'ye dönüyor. Hepsi bu ve bu sırada çok az miktarda başka bir ürün oluştuğunun farkında bile varmazsınız. Çok az bir miktarda başka bir ürün oluştuğunu fark edemezsiniz. Evet, şimdi bir başka bir yaklaşımı daha yapalım. Diğer duruma bakalım. K2 çarpı A0 K1'den çok çok büyük olduğu duruma. Bu durumda biraz daha dikkatli olmanız gerekir. Burada erken zamanlara bakmak gerekiyor. Erken zamanların neden bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. 5 dakika içinde. Erken zamanları tanımlarsanız bunun anlamı t'nin sıfıra yakın olmasıdır. Bunun için bir referans zaman ölçeğimiz olmalı. Reaksiyonlar belli bir hızda cereyan ediyor. Bazen bir saniye bile çok yavaş olabilir veya çok hızlı olabilir. Tabii bu reaksiyon hızına bağlıdır. Dolayısıyla buradaki K1 değeri problemin zaman ölçeğini belirler. Birimi 1 bölü saniye. Erken zamandan kastımız incelediğimiz zamanın bu hızla karşılaştırıldığında epey küçük olması. Dolayısıyla
K1T birden çok çok küçük. Bunun anlamı incelediğimiz zaman periyodu için hemen hemen A'nın B'ye dönüşümü ile ilgili hiçbir şeyin olmaması. Erken zamanlardan kastımız bu. Ortamda hemen hemen hiçbir oluşmaz. K1 bizim referans zamanımız. Birimi 1 bölü saniye. T'nin birimi saniye. Ve her şeye uyumlu. Aksi takdirde erken zamanları nasıl tanımlayacağım hususunda bir fikrimiz olmazdı. Belki yıl, örneğin binlerce yıllık bir yarılanma süresine sahip plütonyum bozulmasına bakarsak burada toplam süreçle karşılaştırıldığında bir yıl bile erken zaman olabilir. Eğer bir nanosaniye olan bir reaksiyonla uğraşıyorsanız da yıl çok çok uzun bir süredir. Burada kesinlikle bir referans zamana ihtiyacımız var. Pekala, bu yaklaşıma göre esas olarak herhangi bir B oluşmamıştır süreç boyunca tabii. Eğer A ve C'yi izliyorsak buradaki hız ikinci derece olur. Dolayısıyla burada beklediğimiz şey A'nın formunu hatırlarsanız bunu 1 bölü A eşittir K1T artı şeklinde yazıyorduk. Burada tam denkleme bakıp buradan 1 bölü A değerini tersini alırsak 1 bölü A değerinin tersini alırsak 1 bölü A eşittir E üssü K1T çarpı K1 artı K2 A0 artı K2 A0 bölü K1 A0. Burada bir yerde eksi bir işaret olmalıydı. Evet, burada eksi olmalı. Ama bu önemli değil. Çünkü yaptığımız yaklaşıma göre bunlar zaten ihmal edilebiliyor. Ancak doğru işaret eksi tabii ki. Pekala. Dolayısıyla burada da bir yaklaştırma yapmak suretiyle 1 bölü a'yı belirlemeliyiz. Buna göre K1T ufak ve birden küçük. Eğer elinizde E üzeri ufak bir şey varsa aklımıza gelen ilk şey Taylor serilerini kullanmak. Dolayısıyla bunun Taylor serisini açarsak bunu ileride birçok kez göreceğiz. Dolayısıyla E üssü K1T değerini açarsak bu 1 artı K1T artı nokta nokta olur. Burada bir derece terimlere kadar alırsak ve bunu bu temel denklemde yerine koyarsak bu yukarıdaki yaklaştırmayı açarsak ve sadece birinci derece terimleri alırsak ve çarparsak, ara basamaklar atlayıp sadece en son basamağı yazarsak bu da K1 artı K1 kare artı ki bu K1 çarpı 1 artı K1T'ye eşit artı K1 çarpı K2 çarpı A0 artı ki bu da bu terimle çarpıma eşit. Tüm bunlardan bu K2 A0 terimi çıkarılıyor tabi. Burada da yüksek üssü zaman terimler var. Fakat onlarla ilgilenmiyoruz. Sadece bir derece zaman terimleriyle ilgileneceğiz. Tabi bu K1 A0'a bölünüyor. Gerekli götürmeleri yaparsak tabi K1T birden çok çok küçük olduğunu farz ediyoruz. Burada K1 çarpı K1 çarpı zaman var. Dolayısıyla bu terim birinci terimden çok küçük. Yukarıdaki bu yaklaştırmaya göre. Dolayısıyla bu ikinci terimi ihmal edebiliriz. Ancak bunu ihmal etmemiz için bir sebep yok. Elimizde K1 A0 var ki bu K1'den çok büyük. Bunu açarsak buradaki tüm K1'ler birbirini götürür. Dolayısıyla elimizde 1 artı K2 çarpı A0 çarpı T bölü A0 kalır. Bu da 1 bölü A eşittir 1 bölü A0 artı K2 T şeklini alır. Tam bizim beklediğimiz şekilde. Doğru matematiksel yaklaşımı yaparsanız sistem aynen sizi sezinlediğiniz gibi davranır.
Buna göre B oluşumu hemen hemen yoktur ve her şey C'ye dönüşmektedir. Ve C'ye göre de ikinci derecedir. Ancak bu durum erken zamanlar için geçerlidir. Eğer daha ileriye gidersek ne olur? Eğer bu birinci derece hız sabitinin zaman ölçeğini aşarsak ve yeter derecede uzun beklersek, A miktarı azalır, gittikçe küçülür. Eğer A'nın bu azaldığı durumlarda ölçüm yaparsak K2 çarpı A sıfır değeri artı K1'den çok çok büyük olmaz. Belli bir noktada K2 A sıfır değeri K1'den çok daha küçük olur. Dolayısıyla bu noktada artık bu yaklaştırma geçerli olmaz. Geçerli olan daha önce yaptığımız yaklaştırmadır. Erken zamanlarda reaksiyon A'ya göre ikinci derece olup zaman ilerledikçe A azalmakta ve K2 A sıfır hızı ki burada duruyor. Bu kısım gittikçe küsülür. Bir müddet sonra bu kısım onu geçer ve sistem birinci dereceye dönüşür. İşte bu durumda görmeyi beklediğimiz şey de bunu A sıfırın fonksiyonu olarak grafiğe geçirirsek ikinci derece ile başlayan ve A azaldıkça birinci dereceye dönüşen bir değişim bekleriz. Burada 2 derece ise ikinci derece kinetik var. Bu da A'nın konsantrasyonu. Bunu farklı bir grafiğe geçirirsek burası A'nın konsantrasyonu. Bunu A'nın konsantrasyonunun logaritmasına göre grafiğe geçirirsek uzun sürelerde bunun birinci derece olmasını bekleriz ve değişim bu şekilde doğrusal olur. Ancak erken zamanlarda bunun ikinci derece olması beklendiğinden değişimimiz doğrusal olmaz. Grafiği 1 bölü A'ya karşı grafiğe karşı çizersek bu sefer doğrusal bir değişimle başlarız. Çünkü erken zamanlarda reaksiyon 2 derecedendir. İkinci derecedir yani. Ancak ikinci derece davranışa devam etmek yerine A miktarı azaldıkça C oluşumu hayır B oluşumu önem kazanır. Reaksiyon birinci derece olur. Dolayısıyla başlangıçta ikinci derece, daha sonra birinci derece. Evet. Bu konuyla ilgili bir sorunuz var mı? Bu tip problemlerin önemi size sistematik bir çözüm yöntemini göstermesidir. Önce hız denklemlerini yazarsınız. Aynen burada olduğu gibi. Bunları çözerseniz ki burada A'ya göre çözdük. Bu biraz karmaşıktır ve elde edilen verilerin nasıl olduğunu anlamak için sınır durumlarına bakmamız gerekir. Burada iki tane açık sınır durumu vardır. Buradaki hızlardan biri diğerinden daha yüksek olabilir. Daha önce birinci reaksiyon, daha sonra ikinci reaksiyon cereyan edebilir. Burada sezginizi kullanmanız gerekir. Bu işlem boyunca sezginiz size nasıl bir sonuç beklemeniz gerekeceğini söyleyecektir. Örneğin bu durumda sezgimiz bize A'ya dönüşüm hızının C'ye dönüşüm hızından daha yüksek olması halinde birinci dereceden bir tepkime beklememiz gerektiğini söyler. Bu yaklaştırmayı tam çözümde de uygulamamız halinde bunun birinci derece bir tepkime benzediği ortaya çıkar. Burada yapmamız gereken şey sezginizi kullanmaktır. Çünkü matematik gittikçe karmaşık bir hale gelir, aritmetik hesaplar karmaşık olabilir ve herhangi bir yerde eksi bir işaret koymamız gereken bir yerde artı koymanız mümkündür. Aynı benim burada yaptığım gibi. Burada yaptığım hatayı düzeltmemiş olsaydım, burada Taylor serisini açtığım zaman başım belaya girebilirdi. Bu eksi işaret artı olurdu ve K1 A0 değeri birbirini götürmezdi. Doğru sonucu elde edemezdim. Sezgim bunun ikinci derece bir tepkime olduğunu söylemektedir. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, örneğin bir sınavdasınız, matematiksel hesapları yaparken bir sorunla karşılaştınız ve ortaya sezginizin size söylediğinin dışında bir sonuç çıkabilir. Bunu düzeltmek için vaktiniz olmayabilir. Bunun
doğru olduğunu biliyorum ama bunun ikinci derece olmadığını da biliyorum. Nerede yanlış yaptım maalesef bulamıyorum. Böyle bir durumda lütfen bize söyleyin. Bunun anlamı en azından düşünmeye devam ettiğinizdir. Pekala. Biraz daha karmaşık sistemlere bakalım. Herhangi bir sorunuz var mı? Pekala. Birbirini izleyen seri tepkimeler. Bunlar aynı zamanda paralel tepkimeler de olabilir. Burada temel olarak yaptığımız şey iki farklı basit mekanizma ortaya çıkarmak. Daha sonra bu mekanizmaları bir araya getirerek daha karmaşık bir sistem oluşturmak. Dolayısıyla yeni tip tepkimelerimiz seri tepkimeler olup burada A, C'ye dönüşmektedir. Bunun için olan mekanizma ise bir ara ürün üzerinden A, B'ye gitmekte ve bu da bir ara üründür. B de daha sonra nihai ürün olan C'yi vermektedir. Tabii hız sabiti K2. Biz ya mekanizmayı bu iki basamağa göre yazabiliriz ya da A'nın B'ye, B'nin de C'ye gitmesi şeklinde yazabiliriz. Tabii ki her iki yazım şekli de aynı şekilde geçerlidir. Şimdi bunu çözelim. Bunun özel durumlarına bakalım ve bu mekanizmanın sonuçlarını anlamaya çalışalım. Yapmamız gereken ilk şey daha önce de yaptığımız gibi tüm hız denklemlerini yazmaktır. Herhangi bir çözüme geçmeden önce. Pekala. Eksi dA bölü dt ile başlayalım. A'nın harcanması bir şekilde mümkün sadece B oluşumu ile ve bu birinci derece bir tepkime. Son derece basit. Bunu çözmek son derece kolaydır. Sonuç üstel bir terim çıkacak. B için dV bölü dt. Birinci derece bir tepkime ile A'dan oluşurken B türü ki bu K1A ve C oluşumu ile de yok olmaktadır. Dolayısıyla tüm yolları göz önüne aldığımızda, dolayısıyla bu değerimiz eksi K2 çarpı B olur. Bu da B'ye göre birinci derece bir tepkimedir. Buradaki hem K1 hem K2 birinci derece hız sabitleri olarak alınacaktır. Birimleri 1 bölü saniye olup işler daha karmaşık hale gelecektir. Ama şimdilik daha bu safhaya gelmedik. Burada dc bölü dt için c'nin bir tek oluşma yolu vardır. B'nin birinci derece bir tepkimeyle yok olması. Burada iki tane türevsel denklem mevcuttur. Bu dc bölü dt değeri görüldüğü gibi b'ye bağlıdır. B'nin türevi ise buradaki a'ya bağlıdır. Dolayısıyla işler biraz karışmakta. Görüldüğü gibi olay epey karmaşıktır. Çözümü en kolay olan birinci denklem olup direkt olarak çözümü yaparsak çözüm a eşittir. A sıfır çarpı e üssü eksi kt olarak bulunur. Daha sonra b'ye yoğunlaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki her denklemin integre edilmiş halini bulmamız gerekiyor. Tüm kimyasal türler için tabii. Ancak burada kısmi türevler gibi sıkıntılar meydana çıkabilir. dB bölü dt'yi yazalım. Bunu biraz düzenlemek gerekir tabii. Eksi K1B eşittir. K1A 0. Ancak burada A'yı artık kullanmamız gerekmiyor. Çünkü A'nın T'ye göre olan ifadesini biliyoruz. Dolayısıyla bu değer A 0 çarpı E üssü eksi K2T şeklinde olacaktır. Evet, bu B için olan türevsel denklem. Bunu çözmemiz gerekiyor. En son olarak üniversitede türevsel denklemler çözdüğüm zaman geçen yüzyılda, şaka etmiyorum gerçekten geçen yüzyılda, çok süre önceydi yani. Peki bunu nasıl çözeriz? Nasıl çözeriz bunu? Buradaki ince nokta her iki tarafı k çarpı e üssü k2t ile çarpmaktadır. Her iki tarafı da bu tarafı e üssü k2t, diğer tarafı da e üssü k2t ile çarpıyoruz. Bu denklemi çözmek için bunu yapınca elimizde e üssü k2t buradan
üssü k2t çarpı db bölü dt artı k2b eşittir k1 a0 çarpı e üssü k2 eksi k1 çarpı t bulunur. Pekala. Bu ince ayarın işe yaramasının sebebi bu terimdir. Ve bu kolaylıkla şu şekilde yazılır. D bölü dt çarpı parantez içinde b çarpı e üssü k2t. Bu son derece basit ve kolay bir şekildir. Bunu integre ettiğimizde son derece basit bir ifade elde edilir. Diğer tarafta ise halen d bölü dt eşittir b üssü b çarpı e üssü k2t eşittir k1 a0 çarpı e üssü k2 eksi k1 t terim mevcuttur. Şimdi her iki tarafı da t'ye göre integralini alırsak e üssü k2t'nin t'ye göre integrali direkt olarak kendisi olacaktır. Son derece basit. Her iki tarafı 0 ile t arası integre edersek 0 ile t arası integral dt ifadesini çözersek nihai olarak b çarpı e üssü k2t eksi b çarpı e üssü k2 0. Üst sınırdan alt sınırı çıkardığımız zaman bunu elde ediyoruz tabi. Bu değer direkt olarak b 0'a eşit, t eşittir 0 iken burada başlangıç b değeri 0'dır. Dolayısıyla bu değer gider. Bu da eşittir. K1 çarpı A0 bölü K2 eksi K1 olup bu ifadenin integralidir. Burada K2 eksi K1 değeri paydaya geçer ve bu E üssü K2 eksi K1 çarpı T eksi 1 ile çarpılır. Böylelikle elimizde oluşan B için olan bir integral denklemi vardır. Herhangi bir t anında bu tahtada kalsın. Buradan b eşittir k1 çarpı a0 bölü k2 eksi k1 çarpı parantez içinde e üssü eksi k1t eksi e üssü eksi k2t olur. Pekala. İşin 3'te 2'sini hallettik. Şimdi de C'yi bulmamız gerekiyor. En son bileşen için bu tip işlemler yapmak zorunda kalmayacağız. Vaktimizi bu tip türevsel denklemleri çözmek için harcamayacağız. Bu hususta moleküler kaseler büyük yardımda bulunur. Bugünün sonunda her şey A'dan başlamıştı. Bu bizim başlangıç malzememizdi ve C'de son bulacak. Başlangıç elimizde A0 konsantrasyonumuz varsa günün sonunda ve sonsuz bir süre geçtikten sonra C'nin konsantrasyonu da A0'a eşit olur. Bunlar arasında bir ilişki ve A ile C'yi birbirine bağlayan katsayılar olduğunu biliyoruz. Tabii bu B için de geçerli. Çünkü kütle korunmakta, atom sayısı da sabit kalmaktadır. Dolayısıyla sadece C'nin sadece C için basit matematik yapacağız. Dolayısıyla önce katsayıyla denklemi yazalım. Herhangi bir andaki C miktarı sonunda ne olacaktı? A0 değil mi? Fakat en son noktaya gelmeden önce elimizde A ile B olacak. Bu değer C değerini düşürecek. Sonunda bu değer C eşittir A0 eksi A artı B olacaktır. Bu yazım şekillerinden bir tanesidir. Bunu farklı şekilde de yazabiliriz. Burada C miktarı kullandığınız A miktarına eşittir. A0 değerimiz başlangıç değeri olup A ise geride kalan miktar olup kullanılan A miktarına da eşittir. Bu daha net olarak C miktarına eşit değil. Çünkü ortamda biraz B de mevcut. Dolayısıyla bu değer kullanılan A miktarı eksi ortamda bulunan B miktarına eşitti. Umarım A0 eksi A doğru.
Eksi B, bu da doğru. Bu kullanılan miktar. Bu da B'nin mevcut miktarı. Burada katsayılı ifadeyi bulduktan sonra gerisi sadece basit matematiktir. Ama C biraz karmaşık bir ifade olarak karşınıza çıkar. Bu notlarınızın bir yerinde var. Bunu yazmayacağım. Evet, problemi tam olarak çözmüş durumdayız. Evet. Şimdi bir deney yapacağız. Bu yapacağımız deney tüm bu işlemleri kapsamayacak. Burada sadece bir sınır durumlarına bakacağız. Yapabileceğimiz yegane şey bu. Yapmamız gereken ilk şey başlangıç zamanlarını belirlemek. İşlemin tam başlangıç anda her şey nasıl oldu acaba? Daha sonra daha ileri süreleri inceleyeceğiz. Evet, başlangıç anını t eşittir 0 alıp burada yaptığımız her şeyin üstel bir sınırı vardır. Ne zaman üstel bir terim görsek erken zamanlarda, yani k1t veya k2t'den daha hızlı olan zamanlarda bize Taylor serilerinin kullanılması gerektiğini hatırlatır. Dolayısıyla e eşittir eksi kt yaklaşık olarak 1 eksi kt artı parantez içinde kt'nin karesi bölü 2 artı nokta nokta. Eğer hassas bir sonuç elde etmek isterseniz Taylor serisinde daha fazla terim kullanmanız gerekir. Eğer her şey sıfır çıkarsa yeterli derecede terim kullanmışsınız demektir. Çünkü her şey birbirini götürmektedir. Halbuki sizin aradığınız şey zamanla değişen bir fonksiyondur. Burada çok yapılan hatalardan biri de sadece bir terimini alıp her şeyin birbirini götürmesini sağlamaktır. Bu durumda sonuç sıfır çıkar ve bu da beynin her an a'ya eşit olduğu anlamına gelir. Bu tabii ki mantıklı bir şey değil. Ben de en başta kaç tane terim alacağımı bilmiyorum tabii ki. Bu Taylor açılımını A denkleminde yerine koyarsak birinci dereceden zamana bağlı bir ifade elde ederiz. Bu da yaklaşık olarak A eşittir A0 çarpı 1 eksi K1T artı nokta nokta şeklinde dönüşür. Bunu B'de yerine koyarsak, bu B'deki ikinci terimin Taylor açılımını yaparsak, iki terimin Taylor açılımını yaparsak B yaklaşık olarak K1 A0 bölü K2 eksi K1. Sadece birinci derecedeki terimler ile ilgilendiğimizden diğerleri birbirini götürür. Zaman değerleri birbirini götürmez. Dolayısıyla eksi K1 artı K2 olur ve K1 K2 birbirine eşit değilse ki burada K1 K2'nin birbirinden farklı olduğunu varsayıyoruz. Tabii bu tüm ifade T ile çarpılmalıdır ve en son olarak yukarıda çok karmaşık olduğundan dolayı yazmadığım C ifadesini alırsak, eğer C'ye dönüşüm birinci derece bir ifade olarak alınırsa C eşittir 0 olarak çıkar. Bunun doğru olmayacağını biliyoruz. Çünkü C'nin zaman artını biliyoruz. Tüm zamanlarda 0 olması mümkün değil. Dolayısıyla C için ikinci derece bir tepkime alalım. Bu da yaklaşık olarak A0 çarpı K1 çarpı K2 bölü 2 çarpı T kare bulunur. Bunu sileceğim. Çünkü burada biraz yere ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu yeniden yazarsak C eşittir A0 çarpı K1 çarpı K2 bölü 2 çarpı t kare. Dolayısıyla bunların nasıl olduğunu görmek amacıyla bunları artık grafiğe geçirebiliriz. Burası konsantrasyon, burası da zaman alınırsa a zaman ile doğrusal olarak azalır. Zaman ile bu şekilde azalsın. B ise zamanla doğrusal olarak artar. Başlangıçta tabii. C ise zaman ile karesel olarak artar. İlk başta epey yatay başlar, daha sonra artış gösterir. Evet. Bunlar başlangıç durumları. Daha sonra ileri zamanlara bakarsak, yani t'nin sonsuza gittiği duruma,
T sonsuza gidiyor. Bunu nereye yazayım? Buraya yazayım. Evet, T sonsuza gitsin. Burada sıfıra da gidebilirim. Sonsuz demek de zaten bunu kastediyoruz. T sonsuz değerinde tüm A'yı kullanmış olacağım. Dolayısıyla A eşittir 0. B'nin de tümü harcanmış olacağından B de 0 eşit olacaktır. C'nin de A 0'a eşit olacağını biliyorum. Dolayısıyla C eşittir A 0 olacak sonsuzda. Bunu grafiğe geçirirsem A sıfıra inecek bir şekilde değişim üstel. Dolayısıyla B de buna benzer bir şekilde üstel olarak sıfıra düşer. Burada üstel değerler var. Bunun gibi. C ise A sıfır değerine çıkacak. Yani yine üstel olarak burası A sıfır ise değişim bu şekilde olacaktır. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Biliyorum ki A karesel olarak başlayacak ve bu şekilde yükselecek. B ise doğrusal olarak başlayacak. Üstel olarak sıfıra düşecek. Bu durumda B1 maksimumdan geçmek zorunda. A ise üstel olarak sıfıra düştü. Bu diyagramın en ilginç kısmı B'nin belli bir anda bir maksimum noktası vermesidir ki bu noktaya T max olarak işaretleyebiliriz. Bu son derece ilginç bir durum. Bunun ne olduğunu denizsel olarak bulmaya çalışabiliriz. Buradan bazı parametreler bulup bazı değerler bulabiliriz. Bu değer mesela B max'a karşılık geldi. Bu oluşan en yüksek B konsantrasyonudur. Bunu nasıl çözeriz? Bunun için dB eşittir dt, dB bölü dt değerini sıfır aldıktan sonra çözersek maksimum zamanı, maksimum konsantrasyonu ve hız sabitleri cinsinden buluruz. Peki burada hız sabitlerini nasıl belirleriz? Evet, söyleyin bakalım. Burada bir çakışma noktası var. Acaba oradan mı? Hayır, bu çizim sonucu olan bir tesadüftür. Şuralarda bir yerde olmalı tabii. Bu değer tamamen hızlara bağlıdır aslında. Bu maksimum duruma bağlı olarak burada veya şurada meydana gelebilir. Aşağıda bir yerde de olabilir. Evet. Bu en net duruma karşılık gelmektedir. Pekala. Sınır durumlarının önemine bakalım. Biraz önce K1'in K2'den farklı olduğunu farz etmiştik. Evet, inceleyeceğimiz durum bu olur. Bunun doğru olup olmadığını belirlememiz lazım. Bu tam çözümden daha basit bir çözüm olacaktır. Sınır durumlarından bir tanesinde K1 eşittir K2 olması durumudur. Bunu size ev ödevi olarak veriyorum. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Çok iyi bir alıştırma olacaktır sizin için. Peki diğer sınır durumu nedir? Burada iki tane daha sınır durumu daha var. Elinizde iki tane hız sabiti var. Bunlardan biri diğerinden büyük olabilir. Birinci durumdan başlayalım. K1, K2'den çok büyük olsun. Bu neyi ifade ediyor? Bunun anlamı hız belirleyen veya sınırlayıcı basamağın ikinci basamak olduğudur.
K2, K1 ile karşılaştırıldığında çok yavaş. Bazen bunları bir boru olarak düşünüyorum. Birbirlerine bağlı kaplar olarak üstteki kapta madde miktarı A olsun. Ortadaki bir dakika uygun tebeşir alalım tutarlı olmak açısından. Üstteki kaptaki madde miktarı A olsun, ortadaki kaptaki madde miktarı B olsun, en alttaki madde miktarı da C olsun. İşte ilk kaptaki belli bir miktar A maddesiyle başlıyoruz. Ortamda epey A vardır. Bu kaplar birbirine borularla bağlı. A ile B arasında çok kalın bir boru var. Çünkü A'nın B'ye dönüşme hızı çok yüksek, ancak B'den C'ye dönüşme hızı da çok yavaş. Dolayısıyla buradaki boru çok ince. Yani B ile C'yi arasında çok dar bir boru bağlıyor. Evet. İşlemi başlatırsam hemen bu kalın borudan dolayı A'nın hepsi B'ye gider. Ancak sistem burada sıkışır ve B'den C'ye damla damla dönüşür. Buradan ne bekleriz? Bu değerleri zamanın fonksiyonu olarak düşünürsek beklediğimiz şey burada matematiğinde doğru çıkması A büyük bir hızla azalacaktır. Böyle puf diye aşağıya doğru inecektir. Zamana göre birinci derece, son derece yüksek bir hıza sahip ve hepsi direkt olarak B'ye dönüşecektir. B'nin de dorsal olarak hatırlarsanız B dorsal değişiyordu. Hemen hemen A0 değerine dönüşmesi beklenir. Maksimum değerine ulaştıktan sonra bu çok ince borudan geçerek C'ye dönüşecek ve bir K2 hızı ile üstel olarak yavaş yavaş azalacak. En son olarak C karesel olarak her şey B'ye dönüştükten sonra artık A'nın bir önemi yok. Yapılan işlem B'nin C'ye dönüşmesi. Bu ince boru yoluyla bunun birinci derece bir hız olduğunu biliyoruz. Birinci derece bir işlem B'nin C'ye dönüşmesi K2 sabitiyle olan bir işlem. Dolayısıyla C'nin bu şekilde A0 değerine yükselmesini bekleriz. Bunun hız sabiti K2'dir tabii ki. B'nin hızı da K2 olup A'nınki de K1'dir. Bu yaklaşımı yaptığımız zaman B'nin zamana göre değişiminin birinci derece K2 ile cereyan eden bir işleme benzemesi gerekir. C de aynı şekilde K2 ile cereyan eden ve A0 değerine kadar çıkan birinci derece bir değişim vermelidir. Dolayısıyla C yaklaşık olarak A0'a çıkacaktır tabii ki. Başka bir seçim yoktur. Tüm A B'ye dönüşmektedir. Dolayısıyla sonsuz zamanda C'nin değeri A0 olacağından C eşittir A0 çarpı 1 eksi E üssü eksi K2 T'dir. Görüldüğü gibi herhangi bir matematik yapmadan bu işi hallettik. Bunun doğru cevap olduğunu biliyoruz. Eğer bana inanmıyorsanız matematiğini yapın. Bunu yapmak zorundasınız zaten. Dolayısıyla bunun doğru cevap olması gerek. Eğer B'ye bakarsak, B'nin yaklaşık olarak B K2 hızı ile yok olmaktadır. Dolayısıyla B eşittir A çarpı E eksi K2 sıfırdır. Burada maksimum A0 çok yakındır. Bu nedenle A değerinin altında olmalıyız. İşte bu. Eğer A'nın aniden B'ye dönüştüğü ilk anını ihmal edersek, ilk andan sonraki her şey B'nin C'ye dönüşmesiyle ilgilidir. Tabi buradaki T değeri 0 olmaz. A son derece hızlı bir şekilde 0 olduğundan
A eşittir A sıfır çarpı E üssü eksi K1 T olur. Bu son derece basit bir yaklaşımdır. Yaptığınız hesaplarda buna uygun çıkmalıdır. İkinci sınır durumsa, ki bunu da ödev olarak bırakıyorum. Bu son derece basit bir durum. K1'in K2'den çok çok büyük olmasıdır. Burada önce olayı tahmin edip daha sonra matematiksel olarak çözmeniz gerekir. Pekala, herhangi bir sorunuz var mı? Gelecek dersimizde ters sınır tepkimeleri inceleyeceğiz. Daha fazla yaklaştırma yapacağız.